İyi akşamlar sevgili seyirciler. Artı TV ekranlarına hoş geldiniz. Gündem Özel'le karşınızdayız. Bugün Türkiye'de gündem ekonomi odaklıydı. Hem asgari ücret, 2022 yılında geçerli olacak asgari ücret açıklandı. Hem Merkez Bankası'nın faiz kararı açıklandı. Merkez Bankası faizi düşürdü doların yükselişine rağmen. Asgari ücret de 4.252 lira olarak açıklandı. Aslında asgari ücret bir hayli zamlanmış görünüyor. Ancak Türk lirasının satın alma paritesindeki değer kaybından dolayı zamlandığı halde dünyada eriyen, gerileyen, azalan tek asgari ücret oldu herhalde. Bütün bunları, ekonomiyle ilgili gündemleri yarınki gündem özelde konuşmayı düşünüyoruz. Bugün yine ekonomi kadar, asgari ücret kadar Türkiye için, bölge için önemli bir konuyu masaya yatıracağız. Türkiye ile Ermenistan 3. defa normalleşme girişimlerine başladı. Daha önce 1993 ve 2009'da başarısızlığa uğrayan doğru bir kelime mi onu da bilmiyorum. Sonuçsuz kalan iki girişim vardı. Şimdi bir üçüncüsü deneniyor. Azerbaycan'la Ermenistan arasında da Avrupa Birliği'nin koordinasyonunda farklı bir yakınlaşma ve görüşmeler var. Bu görüşmeleri konuşacağız. Tabii bu görüşmeleri 1993'te başarısızlığa uğrayan, sonuçsuz kalan ilk görüşmelerin ışığında değerlendireceğiz. O zaman çok enteresan isimlerin olduğunu görüyoruz süreçte. Bir muhalefet partisi lideri olan Alparslan Türkeş, milliyetçi bir partinin lideri olan Alparslan Türkeş de bu görüşmelerde. O görüşmeler nasıl başladı, nasıl ilerledi, neden sonuçsuz kaldı? 2009'daki görüşmeler neden sonuçsuz kaldı? Şimdi bu yeni girişimin perde arkasında ne var? Güney Kafkasya'da Rusya'yı dengelemek mi ya da başka bir şey mi? Başarısızlığa mahkum mu ya da bu sefer ilk defa başarılı olacak mı? 93'ten bu yana Ermenistan ve Türkiye'deki kapalı olan sınır kapıları açılacak mı? Ticaret başlayacak mı? Charter uçuşları tekrar başladı. İki ülke özel temsilci atamaya karar verdi. Bunları ve daha fazlasını bu akşam konuşacağız. 1993 yılındaki ilk yakınlaşmanın mimarlarından ve en yakın tanıklarından biriyle Samson Öz Ararat'la konuşacağız bütün bu gelişmeleri. Sayın Öz Ararat, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Şimdi 1993'te sizin mimarı olduğunuz görüşmelere geçmeden önce son yakınlaşmayı kısa değerlendirerek başlamak istiyorum. Yeni bir girişim var. Esasında Paşinyan tarafından da, Paşinyan seçimi kazandıktan sonra da Türkiye tarafından da ılımlı mesajlar bir süredir geliyordu ve bu mesajlardan sonra bir yakınlaşma başladı. İki ülke özel temsilci atayacağını duyurdu ve hatta Türkiye atadı eski Washington Büyükelçisi Serdar Kılıcı ve görüşmeler başlayacak. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir kısa ön değerlendirmenizi alalım, sonra 93'e gidelim, sonra sürece tekrar dönelim. Buyurun. Şimdi iki komşu ülkenin ilişkisiz olması zaten düşünülemez. Yani ilişkinin illa çok iyi olması, ertesi günden itibaren herkesin birbirine sarılması falan da beklenemez. Ama ilişkisiz komşu ülke mümkün değil tabii. Daha evvel de olduğu ilişkiler, insanlar buluştular, görüştüler, konuştular. Pek çoğuna şahit oldum o buluşmaların. Ama tabii başarılar diliyorum her iki tarafa da. İnşallah bir sonuca varırlar bu sefer. Umutlu musunuz bu seferkinden? Gerçi ayrıntılara şu an için çok hakim değilsiniz ama. Zaten umutlu olmasam zaten çıkıp konuşmazdım. Umutluyum ama gene de emin değilim tabii. 1993'e dönelim, sonra neden emin olmadığınız üzerine programın ilerleyen dakikalarında konuşuruz. 93'te Türkiye ve Ermenistan arasındaki yakınlaşma fikri kimden çıktı? Siz sürece nasıl dahil oldunuz? Biraz buradan başlayalım. Ben o tarihlerde Ermenistan'ı tanımam benim şeyle oldu. Ermenistan'daki deprem 1988 depremiyle oldu. Avrupa'dan giden insani yardımları oraya ulaşmasında görev alıyordum. SOS Armeni diye bir derneğin Côte d'Azur'daki temsilcisi olarak.
Öyle tanıdım Ermenistan'ı. Daha evvelden bilmiyordum. Ondan sonra Karadeniz Ekonomik İşbirliği'nin kuruluşunda görev aldım. Türkiye ile işte hangi ülkeler katılacaklar, nasıl olacak? O zamanlar Feyyaz Berker, Nihat Gökyiğit, ondan sonra Büyükelçiler, Dışişleri Bakanlığı işin içindeydi. O kuruluş döneminde çok çalıştım. Hatta Karadeniz Ekonomik İşbirliği Bankası'nın kuruluşunda görev aldım. O işin başlamasında. Sonra da Karadeniz Ekonomik İşbirliği İş Konseyi'nde Ermenistan'ı temsil ediyordum. Böylelikle bulaşmış oldum o işlere. Bu arada Alparslan Türkeş görüşmesi benim şahsi inisiyatifimdi. Daha doğrusu o zamanlar Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'le pek çok konuşmamızda şunları yapmak istiyoruz ama işte acaba MHP ne der? Ya Sayın Alparslan Türkeş nasıl düşünür filan diye çok sık adı geçen bir insandı. Ben de bir eski ODTÜ'lü olarak hani Alparslan Türkeş'e tabii korkarak yaklaştım. Çekilerek yaklaştım. Pek çok arkadaşımız o 70-71 olaylarında ben de Orta Doğu'da yurtlardaydım. İkinci yurttaydım ben de deniz gezmiş gibi. Ondan sonra oralardan arkadaşlarımız vardı. Tabii ben çok korkarak hatta çekinerek Alparslan Türkeş'i görmeye gittim. Öyle başladı iş. Daha kompleks bir olay değil. Yani Türkiye'nin karar verdiği yahut Ermenistan'ın planladığı falan bir proje değil. Çok öyle şeyler yazıldı ama sonra görüşmemiz çok iyi geçti. Yalnız bir üst düzeye çıkarmaya çalıştık. Kendisine ileride Ermenistan Cumhurbaşkanı ile görüşmeyi arzu edip etmediğini sordum. O da isterim dedi. Ben de Mart ayında Paris'e geliyor. Siz de orada olabilirsiniz. Ben de kendisinden rica ederim. Görüşürsünüz ve bu işleri konuşabilirsiniz. Tabii karşımda büyük bir devlet adamı buldum. O çekindiğim insanı daha ileride çok sık temas eder oldum, konuşur oldum. Oğlu Tuğrul Türkeş'le de ondan sonra. Tabii karşımda bir devlet adamı buldum ve onunla çok rahat konuşabildik bu konuları. Hikmet Çetin'in aslında, yanlış anlamadım değil mi, dönemin Dışişleri Bakanı'nın çok sık ismini telaffuz etmesi ve onu işaret etmesi sebebiyle resmi bir sıfatı olmadığı halde görüşmeyi kendiniz tercih ettiniz. Herhalde bu MHP kadrolarının devlet içerisindeki hakimiyetinden dolayı Dışişleri Bakanı sürekli Türkeş'i işaret etti. Bundan kaynaklı mıydı? Size şöyle endirekt olarak şöyle izah edeyim. Ben bunu Ermenistan'daki Cumhurbaşkanı'nın danışmanlarına teklif ettiğim zaman o zamanlar bana şunu hatırlıyorum. Ya, tabii rakamlarda yanlışlık yapabilirim. Çok zaman geçti üzerinden ama mesela danışmanlardan bir tanesi ya Samson niye %18'lik ancak %18'lik bir oyu olan bir partiyle bizim Cumhurbaşkanımızı görüşmesini istiyorsunuz diye bana bir soru sormuş. Sayın Özarat, bir araya gireyim küçük. %18 değil, 8'dir o. Çünkü tarihi boyunca en yüksek alabildiği oy oranı %17 küsür. Muhtemelen 8'dir. Rakamları karıştırıyor olabilirim dediniz. Ben de yanlış olabilirim ama ya bu kadar ufak bir partiyle niye? Ben de ona izah etmem gerekti. Yani onun düşünce tarzının, Alparslan Türkeş'in, MHP'nin, ülkücülerin düşünce tarzının Türkiye'de çok önemli olduğunu, yalnızca o partiyle sınırlı olmadığını, daha geniş bir kitlenin o şekilde düşündüğünü, ulusalcıların olduğunu, daha yani bu konunun çok önemli olduğunu, o şahsın çok etkili olabileceğini izah etmem gerekti uzun süre kendilerine. Biz bu duruma Türkiye'de biz hapisteyiz ama fikrimiz iktidarda sözüyle açıklıyoruz. Bu söz Agah Oktay Güner'e aittir. Eski bir MHP'li. MHP ana davası ve ülkücü kuruluşlar ve MHP ana davasında yargılanırken bu sözü söylüyor. Ben buradayım ama fikrim iktidarda. Şimdi de durum pek farklı değil. Türkiye'yi yakından takip ediyorsanız. Hükümette resmi bir sıfatı yok ama erken seçimdir. Sistem değişikliğidir. İşte hapishaneden bir takım organize suç örgütleri liderlerinin çıkartılmasına kadar MHP etkili. Neyse, konuyu dağıtmayayım. Günümüze doğru gelelim. Pozitif bir görüşme olduğunu söylemiştiniz Alparslan Türkeş'te yaptığınız görüşmenin. Biraz o görüşmeyi anlatır mısınız? Size mesela neden kendisini tercih ettiğinizi sordu mu? Sonuç itibariyle aslında siz Türkiye'lisiniz, Konyalısınız, ODTÜ'de okuyorsunuz. Buna dair ayrıntılar sordu mu? O görüşme nasıl geçti? Birkaç ön madde ya da ön koşul sunuldu mu size? Hatırladığınız kadarıyla anlatabilirsiniz. Hayır.
herhangi bir koşul yoktu, herhangi bir şart yoktu ortada. Bir de üstelik bu görüşme normalde gizli kalacak. Zaten gizli kaldı, uzun bir süre gizli kaldı. Birkaç sene sonra, 6-7 sene sonra ilk defa Can Dündar'ın yazdığı yazılar var, oradan bulabilirsiniz. İlk defa orada açıklandı. Ha, ondan evvel Sayın Alparslan Türkeş birkaç yerde söylemişti bu konuyu. Onun üzerine ben de Ermenistan'dan artık o gizliliğin kaldırılması benim de konuşmam üzerinde müsaade almıştım. Onun üzerine Can Dündar'la bir röportajımız olmuştu. O yayınlamıştı. Birkaç gün üst üste yazıları var. Bu buluşmaların resimleri de ilk defa öyle çıktı ortaya. O buluşmanın resimleri öyle çıktı. Ama 6-7 sene sonra. Şimdi o resimler bizde de var. Arkadaşlarımız da birazdan vereceklerdir. Sizin de Petrosyan'ın da Türkeş'te görüşmesi. Daha sonra Petrosyan'la görüştürdünüz kendisini. O görüşmeye dair notlarınız nelerdir? O görüşme nasıl geçti? Çünkü kritik bir görüşmeydi. Aslında çok iyi geçti. Hatta Petrosyan birkaç kelime Türkçe kendisine bir şeyler söyledi. Ya önemli olan yani bir ülkücü, bir muhalefet, küçük bir partinin lideri değil. Karşımızda Petrosyan'ın karşısında bir devlet adamı vardı. Önemli bir devlet adamı vardı ve de bu devlet adamının etkili olabileceği, hatta tabii o da kendisi de devletle, özellikle Cumhurbaşkanı'yla falan koordine ederek gelmişti o toplantıya. Yani orada ben söylemese de Türkiye'yi temsil ettiğini hissediyordum. Yani devlet adına konuşabiliyordu yahut biz öyle anlıyorduk en azından. Bu fotoğrafta mesela tam arkasındaki o günkü Dışişleri Bakanı. Otele geldiği zaman Sayın Türkeş Paris'e geliyor ve biz karşılayabiliyoruz. Ya bunlar benim aklıma gelebilecek, hayatımda düşüneceğim bir proje değildi aslında. Sol tarafta bıyıklı Tuğrul Türkeş'i görüyorsunuz bir resmin bir tanesinde. Diğer fotoğrafta evet. Evet, öbür tarafta. Hızlı geçtiği için göremiyorum, dikkat edemiyorum. Sayın Terpetrosyan da çok samimi ve düzgün iki devlet adamı görüşmesi şeklinde geçti. Ondan sonra aralarında yani bu görüşmeler devam edebilseydi, daha sürebilseydi belki çok daha iyi olurdu ülke ilişkileri. Onu beceremedik daha çok. Samsun'da orada ben kendimi de kabahatli buluyorum ama. Neden kendinizi kabahatli buluyorsunuz? Önce onu sorayım, sonra da tarafların birbirinden talepleri neler galiba oldu? Galiba iyi anlatamadım. Galiba Ermenistan'a iyi anlatamadım, Türkiye'ye iyi anlatamadım. Yani gerekliliğini iyi anlatamadım. Ben herhalde yani aslında iyi anlatmaya gerek var mı bu kadar kritik olduğunu anlamak için? Ya yani devlet adamı olunduysa, o koltuklara gelindiyse zaten biri anlatmadan da anlaması gerekmez miydi? Yani bence kendinize haksızlık ediyorsunuz. Ya bu iki ismi bile bir araya getirmek bile büyük başarı. Buyurun. O zamanlar Ermenistan'da çok kuvvetli birisi vardı. O günkü Cumhurbaşkanı Levonten Petrosyan'ın abisi. Çok önemli pozisyonlardaydı ve Türkiye iyi biliyordu. Şeyde doğmaydı, Hatay bölgesinde doğumlu. Oradan gitme bir aile, Terpetrosyan ailesi. Levon Terpetrosyan Suriye'de doğmuş. Ondan sonra Ermenistan'a gitmişler ama abisi Teriman Terpetrosyan Türkiye doğumlu. Türkçeyi çok iyi konuşuyordu ve Türkiye ile ilgili konularda çok bilgiliydi ve bilgi sahibiydi. Onun büyük yardımı vardı ama daha sonra o vefat ettikten sonra o destek biraz azaldı. Ermenistan'da yeni bir devlet, yani şey yapmayın, Türkiye ile karşılaştırmayın. Tabii. 1991'de ikinci defa bir devlet kuruluyor, bir Ermeni devleti. Ondan evvel 1,5 senelik, 2 senelik bir tecrübe var 1920'lerde. Bu yeni bir devletin hani çok düzenli, çok kuvvetli bir diplomasisi falan yeni yeni oluşuyordu o zamanlar. Daha Türkiye gibi yerleşmiş değildi. Hani ben daha çok Türkiye'den bekliyordum. Daha büyük bir devlet, daha büyük bir diplomasi, daha büyük bir sistem. Türkiye biraz bulabildiniz mi yardım Türkiye'den beklediğinizi peki o süreçte? Yeteri kadar elde edemediğim zannettim. Yani onu beceremedim daha çok. Peki talepler, hatırladığınız talepler var mıydı? Nelerdi görüşmede Türkiye tarafının talepleri? Bazı ufak talepler vardı. Mesela o günlerde 1. Karabağ Savaşı'ndan kalma esirler konusu vardı mesela. Onlar konuşuldu ama onlar konuşmanın detaylarıydı. Bu konuşmalarda daha çok nasıl
iki ülke birbiriyle barışçıl bir şekilde görüşebilir, anlaşabilir, icabında hani daha ileri gidebilir düşünceleri vardı. Mesela Sayın Türkeş'in hani sınıra bir anıt yapalım, bu hani anıt üzerinden hani tarihteki konuları şey yapalım, üstesinden gelelim düşüncesi şeklinde vardı. Onun detayları pek çok gazetede yayınlandı o zamanlar. Erivan'daki anıta çelenk koymak fikri kendisinden mi çıkmıştı? Siz mi teklif ettiniz? Böyle bir şey de var mı? Ben yoksa bir şehir efsanesi bulunmadım. Mi? Ben öyle bir teklifte bulunmadım. Kendisi de öyle bir çelenk koyma lafından bahsettiğini hatırlamıyorum. Hı hı. Ama iki ülkenin barışması konusunda çaba sarf edeceğini söylüyordu. Peki bu kadar pozitif geçiyor. Ön görüşmeler yapılıyor. Paris'te buluşma gerçekleşiyor. Süreç niye tıkandı? Neden bir sonuca ulaşmadı, başarısızlığa ulaştı? Yani sizin kendinize dair öz eleştiriniz dışında birileri mutlaka ki istememiş olabilir. Sonuç itibariyle Türkiye'nin iç barışında da bazı kesimler, mesela devlet içindeki bazı klikler çatışmaların sürmesinden taraf oluyorlar. Bu süreçte de gerek dışarıdan, gerek Türkiye içinden, gerek Ermenistan içerisinden, Türkiye ve Ermenistan'ın ilişki kurmasının kendi çıkarlarının aleyhine olacağını düşünen gruplar mı devreye girdi? Yoksa gerçekten de iki ülkede de bu işi sürdürebilecek kalibrede diplomat mı yoktu? Ki bu zayıf bir ihtimal bence. Neydi? Şimdi şöyle, Ermenistan'ın yaklaşımı bana göre düzgündü. Yani her türlü problemi konuşalım. Hı-hı. Ama çok önemli problemleri, özellikle tarihle ilgili problemleri biraz sonraya bırakalım. Yani ondan başlamayalım. Hı hı. Türkiye'de 1915'ten yani en önemli problemlerden başlamak eğilimindeydi. Ki hiç olmazsa o problemi ortadan kaldıralım da ondan sonrasını konuşalım gibi bir. Esas ilişkilerin ilerlemesine mani olan bu Türkiye'nin ön şartı demeyeceğim ama ona benzer bir tutumuydu. Yani tarihle ilgili konularda bizi fazla rahatsız etmeyeceğinize söz verin, diğerlerini ondan sonra konuşalım der gibi bir tutumu vardı. Bu benim analizim. Anladım. Ermenistan'da ya ilk önce mesela işte biraz futbol yahut işte kültürel konular, spordan, ekonomiden bahsedelim. Daha sonra daha hassas konulara, daha derin konulara girelim. Ama hani Türkiye'de hani bu konuda bizi pek fazla rahatsız etmeyeceğinizi belli ederseniz gerisine gideriz der gibi bir hali vardı. Biraz ondan gecikti bu işler. Yani iki tarafın aslında hassasiyetleri ve öncelik sıralaması farklıydı. Bu da evet. Bir noktadan sonra uzlaşmazlık getirdi gibi görünüyor. Belki de buradan evet. Geriye doğru bakılınca bir fırsat kaçmış, yazık olmuş diyebiliyoruz. Buradan uzlaşma halinde. Uzlaşma bir tarafa, benim ilk arayışım bugün de öyle. Yani iki komşu ülke, birbiriyle sınır komşusu iki ülke, coğrafyaları belli yani o yerlerini değiştirme ihtimalleri yok ikisinin de. İki komşu ülke yan yana barışçıl bir şekilde nasıl yaşar? Hı hı. Olay burada. Bundan fazlasını şu anda ben aramıyorum. Fazlası daha sonra. İlk konular halledildikten sonra, en azından bir sınır kapısı açıldıktan sonra vesaire yapılabilir. Yani barışlı bir şekilde nasıl bir ülke, iki ülke yaşayabilir? Bunu yeni temsilciler bunu çözebilirlerse başarılı olmuş olur. Şimdi biraz da yeni girişime gelelim. Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bu girişimi desteklediği anlaşılıyor. Destekleme sebepleri de biraz da Rusya'nın Güney Kafkasya'daki hakimiyetini azaltmak. Tabii bu da benim yorumum ve çeşitli analistlerin yorumu. Siz katılır mısınız bilmiyorum. Paşinyan başından beri seçimi kazandığından beri ve ikinci defa bir seçimde kazandı. Ermenistan'ı batıya, batılı değerlere entegre etmek istiyor. Haliyle Paşinyan ve hükümeti de Rusya'nın etkisini azaltmaktan yana diyebiliriz. Türkiye, Ermenistan'la Rusya olmadan Rusya'ya bağımlılığını azaltarak bir ilişki kurmak istiyor gibi görünüyor. Çünkü Rusya'nın gücü iyice arttı. Bütün herkes de bu taraflarda, ilişkilerin yeniden başlamasını isteyen taraflarda bir Rusya'yı dengelemek, Rusya'nın gücünü azaltmak gibi bir niyet var. Kiminde çok var, kiminde az var. Ama burada Rusya'nın tavrı ne olacak? Çünkü resmen Güney Kafkasya Rusya'nın arka bahçesi, Rusya öyle görüyor. Ermenistan'da çok ciddi bir askeri gücü var.
O gücü tahkim etti, Laçin koridorunda tahkim etti. Açılıp açılmayacağı belli olmayan Türkiye ile Nahçıvan'la Azerbaycan arasındaki koridor da Rusya'nın kontrolünde olacak. Ermenistan'la da bir savunma anlaşması var. Yani Rusya bu işe hayır derse bu girişimin başarıya ulaşma şansı var mı? Rusya faktörüne dair değerlendirmeniz nedir? Şimdi Ermenistan'ın yanında duran ve askeri anlaşmalarının en sık olduğu ülke Rusya. Ermenistan'ın güvenliği açısından Rusya çok önemli bir ülke. Yalnız aynı zamanda biraz evvel söylediklerinizin tamamı da bugüne kadar ne diye Türkiye-Ermeni ilişkileri tamamen ya bir başarılı olamamış. Onun da izahı aynı zamanda biraz evvel bütün söyledikleriniz. Çünkü o bölgeye o kadar çok ülke karışıyor ki yani Türkiye ile Ermenistan yalnız kalıyor olsa belki daha hızlı yakınlaşabilirler yahut anlaşabilirler yahut bir çözüm bulabilirler. Biraz evvel bütün söyledikleriniz bugüne kadar ne diye bir çözüm bulunamadı onu da izah ediyor aynı zamanda. Peki Rusya faktörü için ne diyeceksiniz? Rusya Ermenistan için çok önemli bir ülke. Yani dikkat ederseniz Ermenistan 3 milyonluk bir ülke. Bir kocaman bir savaş oldu. Düşünebiliyor musunuz? 10 milyon nüfuslu Azerbaycan 83 milyonluk Türkiye'den yardım istedi de beraber savaştılar Ermenistan'a karşı. Yani garip durumlar var aslında o bölgede. Hatta çok kazandık diye de çok söylediler falan ama karşılarındaki devlet 3 milyonluk bir devlet tek başına. Onun için Rusya çok önemli bir devlet Ermenistan için. Hayır derse... Tek başına... Buyurun devam edin buyurun lütfen. Tek başına büyük bir ülke değil. Yüz ölçümü, ordusunun kapasitesi, asker sayısı falan Türkiye ile karşılanabilecek bir durumda değil yani. Yani işin sonunda finale geldiğimiz zaman Rusya'nın olurunu almadan gene bir tamamlanma sürecin tamamlanma şansı yok gibi o zaman gerçekçi olmak gerekirse. Aynı zamanda dünyada %100 bağımsız her şeyini tek başına halleden de pek ülke fazla bir ülke sayısı yok. Evet. Yani ama Ermenistan'da en küçüklerinden biri olduğu için çeşitli anlaşmalara bağlı kalmak durumunda. Karabağ Savaşı'na gelmek istiyorum. Karabağ Savaşı'nda sizin de söylediğiniz gibi biraz önce Ermeni tarafının kontrolünde olan toprakların %70'inin kontrolü Azerbaycan'a geçti. Türkiye'nin çok yoğun bir kurmay ve taktik desteği oldu. İşte SİHA'lar vesaire. Rusya uluslararası hukuka göre savaş Azerbaycan topraklarında cereyan ediyor diyerek bu savunma anlaşmasını devreye sokmadı. Ermenistan'ın talebine rağmen. Ve savaş anlaşmayla sonuçlandı. Ve bu savaştan sonra Paşinyan... işte darbe girişimi atlattı diyebiliriz. Seçimi tekrar kazandı ve iki ülke birbirine sıcak mesajlar vermeye başladı. Görüşmeye hazırız, diyaloğa hazırız vesaire. Karabağ Savaşı'nın bu anlamda baktığımız zaman görüşmeleri, girişimleri, yakınlaşmayı hızlandıran bir etkisi oldu mu? Olmuş gibi görünüyor bence. Siz katılıyor musunuz buna? Şimdi Türkiye'den uzun zamandan beri bu sayın... O günlerde Dışişleri Bakanı Sayın Ahmet Davutoğlu'nun Ermenistan ziyaretinde, o bahsettiğiniz toplantıda 2013 Aralık ya evet 2013 Aralık. Pardon Aralık ya da 2009 değil Aralık pardon. Siz de katıldınız görüşme. 2013'teki son görüşmede mesela o zamanlarda konuşulduğu gibi tarihi ararken soruyu unuttum. Ben hatırlatayım o zaman soruyu biraz görüşmeye gidelim. Nalbantyan'la yaptığı bir görüşmeydi Erivan'da. Siz de katılmıştınız Ermenistan Dışişleri Bakanı'yla. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Forumu çerçevesindeydi. Ve Nalbantyan'la yaptıkları baş başa görüşmelere katılmadım da ben diğer görüşmelere katılmıştım Erivan'da. O dönemlerde de mesela yakınlaşma konusunda aramalar vardı. Ama tek problem olarak gösterilen Karabağ'taki durumdu. Hı hı. Uçakta da mesela Sayın Davutoğlu gazetecilere izahatlarda bulunmuştu.
Türkiye ile Ermenistan'ın tek problemi şu Karabağ meselesinin çözülmesi şeklindeydi. Şimdi öyle veya böyle bir türlü çözülmüş oluyor bu Karabağ problemi. Bu sefer savaşla çözülmüş gibi görünüyor. Ondan sonra onun için yani bilmiyorum Türkiye açısından başka bir şeyin, başka bir gerekçenin olmaması gerekiyor. Yani Karabağ savaşı... Ermenistan bu savaşa rağmen hala ilişkileri istiyorum diyorsa inşallah başarılı olur. Yani Karabağ'daki meselenin bir kısmının savaşla da çözülmüş olması Türkiye'nin elini kuvvetlendirdi ve girişim yapmasına sebep oldu. Diye. Çünkü tek engel o görünüyordu. Öyle diyordu Türkiye. Peki Serdar Kılıç ismi özel temsilci atandı bu arada. Uçak seferleri, charter uçak seferleri başlıyor. Ermenistan tarafı da bir özel temsilci atayacak. Bu arada temsilcilere geçmeden önce Rusya'nın askeri varlığı orada duruyor zaten. Onu da konuşmuştuk, tekrar döneriz. Bu özel temsilci meselesine ne söylemek istersiniz? Bundan önceki girişimde, yani Davutoğlu'nun Dışişleri Bakanı olduğu girişimde İsviçre bir arabulucu rolündeydi. Şimdi bir arabulucu da yok. Direkt temsilciler atanıyor. Direkt o temsilciler üzerinden bir görüşme planlanıyor. Arabulucuların olmaması artı etki yapar mı? Temsilciler mekanizması işler mi? Buna dair değerlendirmeleriniz nedir? Ben charter uçuşlarından başlayacağım. Şöyle bir şey, yani konuyla direkt ilgili olmasa da biraz ilgili. Bu charter uçuşları zaten vardı. Yani yeni bir açılım değil. Bu uçuyordu ve bunun durması da bir politik bir kararla durdurulmadı. Son charter uçuşlarını yapan Atlas Jet galiba iflas etti. Ondan dolayı uçuşlar durdu. Değilse Karabağ Savaşı sırasında Türkiye ve Ermenistan birbirlerine hava sahasını açtılar. Birinci Karabağ Savaşı sırasında açıldı hava sahası. Yani Türkiye'den Azerbaycan'a uçan Türk Hava Yolları Ermenistan üzerinden uçuyordu. Ve Ermenistan'dan Avrupa'ya uçan yahut işte Suriye'ye, Irak'a uçan uçaklar Türkiye üzerinden uçuyorlardı. Bu hava sahası o zamanlar açıldı. Ve bu charter uçuşları son zamana kadar vardı. Yani yakın zamana kadar vardı ve durması da Atlas Jet'in kapanması. Onun için yeniden açılıyor olması yeni bir olay değil. Yeni bir karar değil. O yani geçen daha evvel yapılan uygulamanın yeni bir şirketle doldurulması şeklinde aslında. Diğer sorunuz neydi? Özel temsilci atanması. Bir önceki görüşmelerde girişimde İsviçre mesela arabulucuydu. Şimdi öyle bir arabulucu görmüyoruz. Direkt olarak görüşelim deniyor. Temsilci var. 1993'tekine benziyor sanki. Siz de orada Türkiye doğumlu bir Ermeni olarak, Türkiye'de tahsil hayatını tamamlamış bir Ermeni olarak bir özel temsilci gibiydiniz. Türkeş'le bağlantıyı kurmuştunuz. Petrosyan'la buluşturmuştunuz. Burada da iki taraflı bir özel temsilci mekanizmasına dönülüyor. Aracılar çıkartılıyor. Bu aracısız görüşme yöntemi. Buna pozitif şimdi bakıyor musunuz? İşin doğrusu ben Ermenistan diplomatı olarak Türkiye'deydim. Yani Türkiye'nin temsilcisi yahut yardımcısı şeklinde değil. Türkiye'den de genellikle birkaç isim. Mesela bir süre Ahmet Erozan geldi gitti dışişlerinden. Ondan sonra Sayın Ertan Tezgör Gürcistan'da büyükelçiyken Ermenistan'a gidip geliyordu. Onlar temastaydılar. Yani iki ülke arasında temas vardı. Yok değil. En direkti biraz. Sonra 20 sene evvel İstanbul'da bir ofis açıldı. Karadeniz Ekonomik İşbirliği İstanbul'da temsilcilik açtı. Oraya da iki tane diplomat hala. Onlar varlar, İstanbul'dalar. Bunların tabii ki dışişlerinden yetkililerle buluştukları, görüştükleri oluyordu. Yani iki ülke komşu olup da ilişkisiz de kalamaz yani. Resmi ilişkiler olmamasına rağmen Karadeniz Ekonomik İşbirliği üzerinden mesela Ermenistan Cumhurbaşkanı Levonter Petrosyan birkaç kere geldi Türkiye'ye. Koçaryan da geldi. Demirel'le görüştü İstanbul'da. Onun da resimleri var. Size gönderirim. Ondan sonra yani ilişkisiz kalmıyordu ülkeler. Bu resmi temsilcilerin atanması iki ülkenin yakınlaşmasına yahut da işte o yan yana
yaşamanın formüllerine bir çözüm aramak için. Pozitif. Neyse temassızlık değildi daha evvel. Anladım. Yani zaten var resmi olan yaptım. Görüşmeler vardı. Gayri resmi dolaylı yönden. Bunu biraz daha resmi seviyeye çekelim. Evet. Şimdi programdan önce de konuşmuştuk. Ben hafif yani giriş yapmıştık. Diasporanın tavrını sormuştum size. Siz her ne kadar diaspora tek bir vücut değil, ayrı ayrı eğilimler var demiştiniz. Bunu biraz programımızda da açmak istiyorum. Siz Fransa'da yaşıyorsunuz. Yoğun bir Ermeni nüfus var Fransa'da. Ermenistan'la ilişkiler Fransa için önemli. Hem bu yoğun nüfustan dolayı hem de seçime etkilerinden dolayı. Sizin yaşadığınız ülkedeki diasporadaki siyaset yapan, Fransa siyasetinde etkili olan isimler, gruplar bu girişime nasıl yaklaşacak? Onların negatif yaklaşması akamete uğratır mı? Şimdi şöyle söyleyeyim size. Fransa demokratik bir ülke. Onun için farklı düşünen Fransızlar gibi farklı düşünen Ermeni asıllı Fransızlar da çok. Hatta birbirleriyle anlaşamayan, daha doğrusu farklı farklı yaklaşımlarda bulunan Ermeni asıllı Fransızlar da çoğunlukta. Onun için tek diaspora şöyle düşünüyor, Ermenistan başka türlü düşünüyor da, Ermenistan'da da bir hükümette olan ekip var, bir de ona karşı olanlar var, mecliste görüyorsunuz tartışmaları falan. Yekmesak bir durum yok yani. Diaspora Ermenistan karşıtlığı yahut ilişkisi konusunda tek türlü bir cevap verilemez buna. Yalnız şöyle bir şey var. Mesela diasporada genellikle Türkiye'ye güven sıfır diyebilirim. Yani Türkiye'ye güvenerek konuşan Ermeni sayısı, Ermeni asıllı insan sayısı neredeyse yok gibi. Özellikle tarihte olan olayların tekrar çok fazla konuşulamaması, hatta o olaylar üzerine fazla gidilmemesi filan konusunda dünkü olaylardan dolayı bugün Türkiye'ye diaspora insanları güvenemiyor. Ermenistan bir devlet. Yani aslında Türkiye'nin ilişkilerini Ermenistan'la kurması ve Ermenistan'ın ne düşüneceği, Ermenistan hükümetinin yahut meclisinin nasıl yaklaşacağını hesaplayarak yapması gerekir. Bir diaspora da işin içine katarsa o zaman daha da zorlaşır. İş aynı zamanda. Ama Ermenistan'da biliyorsunuz farklı düşünen insanlar var. İşte çoğunluk, mecliste çoğunluğu olan Paşinyan'ın partisinin ağırlığı çok önemli. Ve halk da destekliyor onları bu yaklaşım konusunda. O yaklaşma nasıl bir şey? Ne demek olur? Nasıl bir yaklaşma olur? Hatta ön şartlar konulur mu konulmaz mı? Onlar başarının etkinliğini artıracak ya da azaltacak. Yani aslında bakacak olursanız iki egemen devlet görüşmeli ve diasporayı bu işin içine pek katmamalı. Başarılı olabilmesi için sürecin, sizin yorumunuzdan bunu çıkartıyorum ben. Diasporayla Ermenistan'ın, diaspora Ermenistan devletinin konusu. Daha doğrusu Türkiye'nin konusu olmasına pek gerek yok yaklaşım konusunda. Çünkü devletlerin yaklaşımından bahsediyor. Anlıyorum. Yani o tarafı ikna edecekse, ikna edilmeleri gerekiyorsa Ermenistan ikna etmeli. Evet. Azerbaycan ile Ermenistan arasında bir mutabakat var. Avrupa Birliği'nin koordinasyonunda diyebilirim. Aliyev ile Paşinyan buluştu. Bu sorunların giderilmesine dönük Türkiye ve Ermenistan yakınlaşmasına olumlu bir etki yaptı mı sizce? Şu anda görüşmelerde yani zaten son günlerdeki askeri operasyonlarda falan önemli olan konu genellikle o Zangezur koridoruyla ilgili olarak dönüyor. O bölgelerde oluyor. Hı hı. Tabii sınırların saptanabilmesi, sonra karşılıklı demir yollarının açılabilmesi falan gibi konuları problemi çok azaltacak, ufaltacak. Bu problem daha kolay çözülür hale gelecek Avrupa Birliği'nin yaptığı görüşmede. İki gün evvelki anlaşmalarda ki olaylar gerçekleşebilirse o zaman anlaşmak daha kolay olacak iki ülke arasında. Davutoğlu zamanında yapılan girişimlerde yani bir önceki girişim diyelim 93 ile şimdikinin arasındaki girişimlerde o zaman Ünal Çeviköz de önemli bir rol almıştı. Bunu söylemiştiniz. Bakü'de büyükelçilik yaptı, Bağdat'ta büyükelçilik yaptı, Londra'da yaptı, Dışişleri Bakanlığı'nda büyükelçilik dışında da çeşitli görevlerde bulundu. Şimdi
ana muhalefet partisinde milletvekili ve orada da dışişleri konusunda önemli bir isim. Ünal Çeviköz bu meseleleri biliyor. Moskova Büyükelçisi eski Türkiye'nin aydını Adnan Sezgin İYİ Parti'de. O da başka bir muhalefet partisinde. Muhalefetten siz ne bekliyorsunuz bu girişimlere dair? Çünkü muhalefetin de desteği önemli toplumsal mutabakat için, hem de olası bir seçimde bir iktidar değişikliği için. Muhalefet nasıl yaklaşmalı? Türkiye muhalefeti bu ilişkilere doğru yaklaşıyor mu? Bu iki isim üzerinden ayrı bir kanal açılabilir mi? Çünkü yakından da tanıyorsunuz bu isimleri. Şimdi şöyle, ben bir Ermenistan hükümetinin diplomatı olarak iç politika konusunda detaylara girmem pek doğru değil aslında. Benim ilgilendiğim devletlerin, dışişlerinin, bakanlığın tutumu olabilir. Tabii pek çok akıllı, pek çok iyi yetişmiş Türkiye'de diplomat var. Bunlardan bazıları Ünal Çeviköz, Aydın Sezgin, Ahmet Erozan, Ertan Tezgör, bir sürü var. Çok kaliteli diplomatlar. Hani bu insanların akıllarını bir araya getirirsek herhalde Ermenistan'la bir çözüm bulunabilir. Bunun yani muhalefet yahut hükümet şeklinde söylemek istemiyorum. Devletler arası. Yani Türkiye'deki muhalefetin buradaki konumuna dair pek yorum yapmak istemiyorsunuz onu. Tabii ben Ermenistan'ı temsil ediyorum. Peki Ermenistan'ı temsil yönünüze biraz daha dönelim. Bu son başlayan girişimde bir rolünüz var mı? Henüz açıklamadığınız olacak mı? Benim bir görevim yok. Görevli değilim şu an. Peki bir teklif gelirse yani ben, nasıl değerlendirirsiniz? Yeniden rol almak ister misiniz? İki tarafla da konuşarak fikirlerimi söyleyebilirim memnuniyetle. Biraz da aslında sizi burada ağırlamamızın sebebi 93'teki tecrübelerinizden yararlanmak. Yani şimdi oradan ne olumlu yapıldı? Burada da yapılması gerekir. İlk önce bunları saymanızı rica edeceğim. Daha sonra da olumsuz olduğunuzu ve yapılmaması gerektiğini düşündüğünüz şeyleri sayarsanız sevinirim. Yani 93'te şunları iyi yaptık. Şimdi de uygulanmalı diyeceklerinizden bir başlayalım. Tecrübeden bir yararlanmak gerekir. Sonuçta nesilden nesile kolektif. Biraz evvel de söylediğim gibi, benim hissiyatım bu, şey olarak söyleyemiyorum yani bunu. Türkiye ilk önce en zor konulardan konuşmaya başlamayı teklif ediyordu. Ermenistan'da tam tersini, yani kolay konuları çözelim. Mesela Araks Nehri üzerinde müşterek bir hidroelektrik santral var. O iki, Türkiye ile Ermenistan birlikte yönetiyorlar. Orada mesela herhangi bir problem olduğunu duymamışsınızdır. O santral çok güzel çalışır, iki tarafa da elektrik verir. Ve de problem olmaz. Müşterektir. Ermenistan, Türkiye beraber o santralı yönetir. Elektrik santralını, barajını yönetir filan. Bu en basit problemdir ve problem olmamıştır yani. Onun haricinde karşılıklı basit şeyler yapılabilir. Futbol maçı bunlardan bir tanesiydi. Mesela çok başarılı oldu. Çok akıllıydı. AKP hükümetiydi o zamanlar. Bursa'daki maçtan bahsediyorsunuz değil mi? Bursa'da ve Ermenistan'da. Onlar evvelki de Ermenistan'daydı. İki cumhurbaşkanı yan yana maç seyrettiler. Çok da güzel geçti. Kim bilir neler konuştular. Aralarında ikisi yan yanaydı. Bu gibi imkanları çoğaltmak lazım. Aslında Türkiye ve Ermenistan'ın çözemeyeceği bir konu yok herhalde. Bir araya girip çözemeyeceği. O kadar da büyük değil. O kadar da zor değil. O kadar da imkansız değil. Bunu Hrant Dink de söylüyordu çok güzel bir şekilde. Olmayacak şeyler değil bunlar. Yeter ki arzu edilsin, istensin. Samimi bir istek olsun. Oturup konuşabilirler. Yani bu buluşmaların çoğaltılması lazım. Hrant Dink'i andınız. Buyurun tamamlayayım, ben sonra söyleyeyim. Buyurun. Ama aynı zamanda yani bunun problemleri çözmek üzere yola çıkmak lazım. Yani bir de problem yaratmak üzere yola çıkarsanız tabii ki çözüm ihtimali yok. Zaten yeteri kadar problem var, bir de ekstrasına gerek yok diyorsunuz. Katılmamak mümkün değil. Merhum Hrant Dink'i andınız. Kendisi bu konuyla ilgili geniş bir röportaj vermişti. Hatta bu röportajında kullandığı kelimelerden dolayı mahkum edilmişti. 301. maddeden dolayı. Halbuki şunu söylüyordu Türkiye'de ve yaşayan Ermenilere: içinizdeki Türk karşıtlığını
atın. Yani içinizdeki zehirli Türk kanını atın, onun kalbinize gömün, onun yerine Ermenistan'la kuracağınız ilişkileri koyun ve artık Türkiye ile Ermenistan ilişkisi diyaloğu başlasın demişti. Zehirli Türk kanı kelimesinden Türklüğe hakaret suçlaması uydurup kendisini mahkum etmişlerdi ki halbuki çok pozitif bir çağrı yapıyordu. Türk karşıtlığını içinizden atın artık, bunu sökün varsa ve Ermenistan'la kuracağınız ilişkileri onun yerine koyun demişti. Sonraki süreci de biliyoruz zaten. Hrant Dink'in nasıl katledildiğini. Böyle sembol isimler üzerinden, iki ülkenin ortak değeri sayılabilecek sembol isimler üzerinden, hani siz bir futbol maçı vesaire dediniz. Bu gibi isimler üzerinden sembolik bir takım yumuşak girişimler yapılabilir mi? Tabii bunlar mümkün ama Türkiye ile Ermenistan'ın önemli müşterekleri var. Mesela en azından kültürün büyük bir kısmı. Evet. Yemekler, hele şarkılar, türküler, tarihi eserler, neler neler var. O kadar çok müşterek var ki o müştereklerin kurcalanması, o müştereklerin öne çıkarılması şeklinde başlayabilir. Onun için onu diyorum. Yani kolay konular var. İki ülkeyi birbiriyle yan yana yaşamayı sağlayabilecek kolay konular var. O kolay konulardan başlayıp zor konulara biraz sonra gelmeli. Evet, kolay başlıklarla ilerlenebilir. Herkes aynı şekilde düşünmez ama yani ancak öyle yakınlaşılabilir. Benim daha çok düşündüğüm yakınlaşmak falan değil de yan yana barışçıl bir şekilde yaşamanın yolunu aramalı bugün. İleride de bunun daha gelişmesi için çalışabiliriz hep beraber. Ama şu anda iki komşu birbirine küfretmeden, saldırmadan nasıl yaşayabilir? Onun yolunu aramamız lazım. Peki Samson Bey, süremizin de sonuna geldik. Gerçi biraz zor bir soru olacak, hani tahmin edilmesi zor ama nasıl ilk somut sonuç alınabilir? Yani ne zaman alınır? Kısa sürede bir ilerleme kaydedilir mi? Yani somut sonuçtan kastım da uçuşlar zaten vardı demiştiniz. İki ülkenin başkentlerine büyükelçi olmasa bile biraz daha bir kademe, iki kademe altı temsilci, diplomat atanması orta vadede, kısa vadede mümkün mü? Yoksa onun için de beklemek mi lazım, çok mu erken? Buna dair değerlendirmenizi alayım. Kolay. Bana sorarsanız bu iki ülke için de çok kolay bir konu. Çok kolay yapılabilir ve önünde hiçbir engel yok her iki ülke içinde. Çünkü temsilcilik atanması demek illa herkesin her konuda anlaştığı anlamına falan da gelmez. Temsilciler de anlaşmak için, konuşmak için atanabilirler. Onu yapmamak bana göre doğru değil. İlk önce oradan başlamak lazım. Evet. Karşılıklı insanların atanması ve konuşabilmeleri için. İlk önce konuşulabilmeli ki sorunlar çözülüyor mu, çözülmüyor mu? Ona bakabilmek için ilk önce konuşmayı denemek gerekiyor. Sayın Özal, bana göre çok zor. Buyurun, buyurun. Buyurun lütfen. Bana göre çok zor değil, kusura bakmayın. Hani, yok estağfurullah. Bana göre çok zor değil yani. Evet. Yani aslına bakacak olursanız ilk girişimde de anlattınız. Çok zor kısmını başarmışsınız. İki ülkenin temsilcileri, devlet başkanını ve en milliyetçi tırnak içinde bu işe taş koyması düşünülen hareketin başındaki kişiyi Paris'te buluşturmuşsunuz ama gerisi gelmemiş. Size katılmamak ve temennilerinize katılmamak mümkün değil. Programımızı kapatıyoruz. Katılımınız ve katkılarınız için çok teşekkür ederim. Eğer varsa eklemek istediğiniz bir şeyler, son sözleriniz, onları da alalım. Sayın Alparslan Türkeş yaşıyor olsaydı bu problem çoktan çözülmüştü bana göre. Sayın Abdullah Gül'ün, Sayın Ahmet Davutoğlu'nun başlattığı, AKP'nin daha doğrusu başlattığı çalışmalar ileri gidebilseydi, biraz daha ileri gidebilseydi gene de problem çok azalmıştı ve bugün de o savaş falan çıkmamıştı. Bu konular diplomasiyle çözülmüştü aslında. Ama işte hayat böyle getirdi. Bundan sonra nasıl çözebiliriz ona bakalım. Katılımınız ve katkılarınız için çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim size. Bu akşam gündem özelde Türkiye-Ermenistan yakınlaşmasını masaya yatırdık.
Konuğumuz 1993 yılındaki ilk girişimin mimarı ve kilit ismiydi Samson Öz Ararat. O dönem o girişim niye başarısızlıkla sonuçlandı? Olumlu yapılan şeyler nelerdi? Şimdi nelerden ders alınabilir ve nasıl ilerlenir? Onu konuştuk. Bizden sonra ana haber var. Hoşça kalın.